Şükürler canım. Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Umarım... Buna kim söylüyordu ya? Videodan büyük mutluluk geldiniz. Kim böyle konuşuyordu? Tüm linçlere rağmen mukbang videosuyla tekrardan döndüm. Yemekten linç edilmek değil bu. Neyse. Bugünkü konumuz ya da yapmak istediğim şey şu. Geçen gün ben Instagram'da soru cevap yaparken bir an aklıma şey geldi. Çeyizci kızlar var ya. Neye ihtiyaçları olabilir diye. Sonra çok komik cevaplar gelmeye başladı. Biri de yazmış ki abla sorusuna nasıl tanışmışlar. Ben de hemen onu yaptım. Niye bu telefonun pilini kaldırır mısın? Gene kapandı. Bekle. Kusura bakmayın. Niye videodayım, bekleyemem. Ondan sonra çok komik cevaplar gelince ben çok güldüm. Mesela çeyize alınması gerekenler yazmış hemen oraya. Oraya yazmışlar ki kanyana alınmamalı. İşte görümce alınmamalı. Ne olursa olsun her şeyi alama, elti alma. Komple kaldır. Bu arada BİM'den çıtır kova aldım. Bu ilk böyle ünlendiği zaman 20 liraydı. Şu an 55 lira. Burada sosumuz var. Ketçap, mayonez. İçine biraz turşu suyu koyabilirsiniz. Çok güzel olur. Burada turşumuz var. İşte domates, biber, lahana, havuç, acur. Çok severim. Kovanın lezzetini sorarsanız çok mükemmel değil ama bence iyi. Bunlar çıtır tavuk galiba. Bunlar da kanat. Ben bu ara gerçekten acıktım, o yüzden yiyorum. Benim mukbangler zaten hiçbir zaman tam mukbang olmuyor. Şimdi başlıyorum. İlk öncesinde tanıdığınız Kübra Doğrul'dan bir yorum var. Facebook'tan yazmış. Facebook'tan ortak arkadaş vesilesiyle tanıştıklarını hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı galiba. Bence bu normal. Ondan sonra diğerlerinin ismini vermeyeceğim çünkü yanlış anlaşılabilir diye. Benim tanıdığım bir isimle. Arkadaşının takipçilerinde göze çarpmışım falan. Farklı geldin ayakları, kızlar güvenmeyin demiş. Erkeklerin hepsi aynı değil mi zaten? Ondan sonra yine benim arkadaşım. Bunu biliyorum. Babasıyla tanışıyorlar. Ve iddiaya giriyorlar. Benim oğlum kimseyle konuşmaz diyerek. Ama arkadaşımı görünce konuşmaya başlıyorlar. Ve şu an 3 yıldır evliler. İnşallah mutlu mesut olurlar. Çok seviyorum. Öpürüm bebeğim. Oha, yok artık. Bir kere buluştuk. Haftaya evlendik odunla. Evlendik odunla. Ne acelemiz vardı, koşa koşa vardım demiş. Bir hafta, bir kere buluştuk, haftaya evlendik. Çok hızlı. Birisi de yazmış ki üniversitede staj defteri istedim, öyle tanıştık, 10 sene oldu işte. Kızlar, ne yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Çok güzel ya. Ben üniversitede bir liseye tanışmayı isterdim. Ama benim okuduğum yer çok küçüktü. Ondan sonra bir tane daha var. Ben kaçtıkta peşimden koştu. Hep de kızlar yazmış. Hayır dedim, pes etmedi. 10 yıl, 17 yıl geçti böyle. Evliler bu arada, biliyorum. Tanıyorduk birbirimizi ama konuşmamıştık. İstek attı, Instagram açıldı falan, 3 senedir konuşuyoruz. Bunlar daha ötesine geçermişler. İnşallah evlenirsiniz. Bu arada çok güzel. Üniversitede tanıştık.
Ben bir öbür tarafa gidip yayıldım. Üniversitede tanıştık. Yıllar oldu ama hala evlenemedik. Üzgün. Keşke herkes evlilik yolunda ilerlese. Ya da gerçekten galiba eğlenmeyi istiyor kız ama oğlan istemiyor. Valla ben mi yanlış anladım, o mu yanlış anlamış anlamadım. Kızın birisi yazmış ki nişanlımın evine tanıştık. Onlara misafirliğe gittim. İşte öyle bir şey. Şu anki nişanlısından mı bahsediyor? Yoksa eski nişanlısından mı bahsediyor? Bakın bunu iyi dinleyin. 6 sene peşinden koştum. Tam her şey bitti derken bana aşık oldu. 2 senedir birlikte izlemiş. İnşallah mutlu olursunuz. Seni üzdüğü günleri unutma. Ona göre onun da seni kaybetme korkusu olsun ki değerini, kıymetini bilsin. Erkekler genelde kaybetmekten korkmazlar. Ya bu da çok güzel. Düğünde görmüş beni, ertesi gün istemeye geldi. Keşke. Bakın bu durumu yaşayan çoktur etrafında. 5,5 yıl biriyle sevgili olduktan sonra görücü usulü 10 ayda evlendim. Şimdi 5,5 yılı çöpe atmak ne yapmış ki o karşıdaki? 10 ayda evleniyor. İnşallah mutlu olursun. Eşimle bir oyun vardı. İsmini söylemiyorum. Oradan tanıştık. 5 yıl sevdik. Şu an evliyiz. İnşallah çok mutlu olursunuz. Oyunda tanışanlara hiç yalan hep şey derdim. Aman atıyorlar falan derdim ama gerçekmiş. Yememden rahatsız olanlar var mı? Yani Mukbang'de yenerek video çekiliyor ya. Bilmeyenler var çünkü. Yemek yerken sohbet etmek, sorularınıza cevaplamak. Dövmecide karşılaştık. Instagram'dan beni bulmuş, istek attı. Konuşmaya başladık. 7 aylık evliyiz. Ne kadar güzel ya. Instagram'da grup kurmuştuk. Arkadaşlarla, arkadaşım da onu eklemişti. Gruba öyle tanışmıştık. Galiba nişanlılarmış, evet. Snapchat'ten tanıştık. Merhaba ya başladı. Aşkım bitti ya. Bakalım sonu ne olacak? İnşallah hayırlısı olur. Bakalım. İlginç bir tane daha. Dedemin hemşiresiydi. Hem de uzaktan akraba. Sonra dedem öldükten sonra tanıştık. Şu an nişanlı. Kız deden ölmeden önce niye tanışmadınız anlamadım ben. 2018 yılında Instagram'a tanıştık. Evliyiz bir oğlumuzla. Allah mutlu mesut etsin. İnşallah güle güle büyütürsünüz. Ben bayağı açım. Telegram'da sağlıkçı grubunda tanıştık. Atama beklerken atandık. Şimdi nişanlanıyoruz. Rabbim hayırlı atamalar, güzel atamalar ve güzel bir evlilik nasip etsin inşallah. Mutlu olursunuz. Birisi de yazmış ki nişanlıydım, ayrıldım. Teyzemin kaynı Facebook'a ekledi. Bir ay konuştuk ve 5 yıldır evliyiz. İyi ki var Facebook. Facebookçular da çok. Ay bunu dinleyin. Bir avuç çekirdek verdi, vuruldum güzel. Şu an evliyiz, oğlumuzu bekliyoruz. Kız ben çekirdek verirdim sana. Bir çekirdeğe kanılır mı ya? Kandırmışlar kızı. Çok güzel. O jelerimi seçecektim, unuttum. Kusura bakmayın. Çok ilginçler. Bana göre ilginç geliyor bunlar. Size göre gelmeyebilir. Akrabamız pazara balık almaya gitti.
Balıkçı beni görmüş, beğenmiş. Evlendik, çocuğum var demiş. Hayırlısı olsun inşallah. Bakın, benden küçük dedim, olmaz dedim. Sonra gördükten sonra bir de baktım nikah masasındayım. Büyük lokma ye. Bunu konuşma. Ha bu lafı beni istediklerinde benden küçük kardeşim o benim demiş. Ama sonrasında nikah masasına oturmuş. Patronumun arkadaşıydı. Benim müdürüm oldu. Sonra da kocam. Birisi yazmış ki taktik maktik yok bamba. Allah'ım ya Rabbim ya. Arabayla geziyordum. Yarışmak istedi. Yarıştık kazanan aşk oldu. Bu da ilginç. Mutlu olursunuz inşallah. Misafirliğe gittiğim yerde yaşlı bir teyzenin ısrarıyla tanışıp uçmuştu. 2 gün sonra nişanlaştık. Nişanlandık. Ben niye ters okuyorum? Bakın, bir hafta çıkar ayrılırım diye düşünüyordum ve evlendim. Ne oldu canım? Hani bir hafta? Bakın şimdi. Cuma mesajı attı. Kız da sağ ol abi demiş. O da demiş ki ne abisi abiyi kaldıralım. Ben de kaldırdım şimdi kocam. Çok hızlı ilerlemişler. Evet PUBG'ler buradalar. Biz de PUBG'den tanıştık. Üçüncü senemiz olacak inşallah. İnşallah mutlu olursunuz. Bu da benim dikkatimi çekmişti. Hastanede görüp itiraf sayfası yoluyla bulup 3 yıllık evliyiz. Bir aralar ben de çok görüyordum itiraf sayfalarına. Böyle bizim burada Antalya hakkında diye bir sayfa var. Oraya falan da atıyorlardı. İlginç yani. Şuna görüyorsun, bulamıyorsun ama gidip başka bir yerde buluyorsun. Sosa batırmadan yemeliyim bence. Instagram'dan yanlış istek sonucu tanıştık. Sonra memleketli olduğumuzu öğrendik. Evliyiz ve bebeğimiz geliyor. Mutluluklar. Biri de yazmış ki dünyaya bir daha gelsem yine eşime evlenirdim. 29 yıllık evim ilk gün gibi aşığım. Ne kadar güzel ya. Vallahi işte kıymetini beni çok güzel seviyorsun. Bu işlerini bıraktım doğru insanı bekliyorum. Gelmezler. Ay, peşimden koştu. Sonra diğer kızın peşine düştü. Gitti evlendi. Diğer kız bayram etti. Bize de yangın düştü. İşte buraları dinlemek gerçekten çok zoruma gidiyor. Aynı köydeyiz. Abimle arkadaş doğru da gördüm. Aşık oldum. Abin dövmedim seni. Nasıl arkadaşını seversin diye. Genelde böyle olur ya. Kayınvalidemle hastane arkadaşıyız. İkimiz de hastane refakatçisiydik. Sonra oğluyla tanıştık. Bak. Teselliyle buluşma bak. Beni ablamın düğününde gördü. O gün çok üzgündüm ablam evleniyor diye. Bundan faydalandı. 20 yıllık evliyiz. Bayağı da uzunmuş. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Aramızda o kadar kuvvetli bir çekim vardı ki kavgayla başladı. Büyük aşklar kavgayla başlar. Restoranı vardı. Ben de öğrenciydim. Bir köfte ekmeğe gittim. Şu an evliyim. Boğaz uğruna gittim demiş. Allah. Kız bir şey olmaz. Boş ver. Daha çok yersin şimdi.
Birinden size büyük bir tavsiye var. Bir yüzleri ipek, bir yüzleri köpek oluyor valla. Süründürün, hiç yüz vermeyin. İster dinleyin, ister dinleyin. Benim yemeğim bitti ya. Ay, ben de bunu çok sevdim. Bizimkisi derbi maçı sayesinde oldu. Nişanlım Galatasaray, ben de Fenerbahçe, kader ama çok güzel demiş. Babamın asker arkadaşının oğlu küçükken beni döverdi, sevmezdi. Şimdi çok aşık. Süründür kız. Şimdi sen onu döv. Ablamın evine yüklük ölçüsü almaya gelmişti. Ayısına nefret ediyorum. Altın gelinlik düğün yapılmadı. Ah be. Keşke herkesin her istediği olsa. Kendine bakıcı mı arıyordu? Ne yapıyordu? Beni bulmuş. Düğünde gördüm ya bu. Birisi cenazede tanışmış. Cenazede tanışanlar çok fazlaydı ama kuzenimin eski sevgilisiydi. Benim de en yakın kankam dediğimde şu an nişanlıyız. Yemişim Facebook'u. Bizim zamanımızda MSN vardı. Oradan görüşüyorduk. Titreşim gönderirdik. Tanışmaz olaydım, yurt dışına gelin geldim. Ben yandım, kimse yanmasın, her gün binah çekiyorum. Yapmayın be. Mutlu olun, keşke mutlu olsanız ama gurbette zordur. Bilemedim. Anneannemin cenazesinde, bak bunu çok, buna Instagram'da çok gülmüştüm. Anneannemin cenazesinde tanıştık. Yemek dağıtırken gider ayak benim başımı yaktı. Bacım, sen önüne baksana. Yolda görüp yapıştı. Bak bu da çok şeyime gitmişti. İnsan gibi geldiler. Köprüden sonra ayı oldular. Allah hepinize sabır versin. Bu arada bunlar iyi değil, öbürleri daha iyiydi. Bitti. Şöyle baktığım zaman herkesin böyle gülerek anlatabileceği bir hikayesi olmuş. Tabii ki üzgün tarafları da var. Her şey geçsin. Rabbim hepinize inşallah ömür boyu mutluluklar nasip eder. Ben de burada biberimi yerim. Tavuğumu yerim. Ben bunları Instagram'da okurken de gülmüştüm. Şimdi de güldüm. Umarım siz de tebessüm etmişsinizdir. Belki aynı olan hikayeleri vardır. Siz de yorumlara yazarak nasıl tanıştığınızı anlatırsanız ben okurken çok mutlu oluyorum. Her şeyi bir kenara. İnşallah evli olmayanlar, hayatında birisi olmayanlar, Rabbim hepinize hayırlı, sizi taşıyabilecek insanlar nasip etsin. Mutlu edebilecek, sizin kıymetinizi bilecek insanlar nasip etsin. Ailesi şöyle, o böyle, bu böyle. Tabii ki onlar da önemli ama eğer bir insan sizi seviyorsa her türlü yanınızda olur. Yanınızda olmayan bir insan sizin hayatınızda hiç olmasın. Sizleri çok seviyorum. Yüzünde bir tebessüm oluşturduysam ne mutlu bana. Görüşürüz.